أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muhterem kardeşler, bugün Muharrem ayının 20. gününde inşallah tefsir dersimize Maide suresinin 87. ayet-i kerimesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz biiznillah. Son işlemiş olduğumuz bölümde Yahudiler hakkında malumat verildikten sonra özellikle Hristiyanlar hakkındaki bazı bilgileri öğrenmiştik. Bundan sonra tekrar sözü Allah Celle Celaluhu hitabı müminlere yönelterek onlarla alakalı bazı ahkam yani hükümleri açıklayacak inşallah. Biz de hep beraber onları öğrenmek üzere Rabbimizin kelimelerine, vahyine, ayetlerine buyur ya Rabbi diyerek kulak vereceğiz inşallah. Sözü fazla uzatmadan 87. ayet-i kerime ile dersimize girelim biiznillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu. Allah'ın size helal kıldığı tayyib olan, yani iyi ve temiz olan şeyleri haram kılmayın kendinize ve haddi, sınırı aşmayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Çünkü Allah haddi aşanları, sınırı aşanları sevmez. Bu ayeti kerimede muhterem kardeşler, Allah'ın Celle Celaluhu kendimize haram kılmayın dediği tayyibatı önceki derslerimizde açıklamıştık. Fazla detayına girmeyeceğim. Lakin şunu hatırlatmakta fayda var. Neydi? Nefsin, bir insanın nefsinin iştahını, kalbinin meylini çeken leziz şeylerdir. Aslında buradaki tarif edilen şekliyle, Müslümanların yeme içme hususundaki dikkat etmeleri şekliyle tayyibat, dinen ve bedenen zarar vermeyen yiyecekler ve içeceklerdir. Tayyibat. Dine ve bedene zarar vermeyen yiyecekler ve içecekler. Bu tayyibattır. Bunlardan beslenmemizi istiyor Allah Celle Celaluhu. Ve burada da işte böyle ne dinimize ne de bedenimize zarar vermeyen, yani beslenmemizi istediği tayyibatı kendinize haram kılmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Demek bir olay var ortada. Ortada bir olay var ki Allah Celle Celaluhu burada müminlere hitap ederek böyle bir şeyin yapılmamasını yasaklıyor. Aslında ayet-i kerimede ifrat ve tefritten uzak durmayla alakalı, yani iki aşırı uca, ya aşağı ya da yukarı doğru iki aşırı uçtan kaçınılmasını, dengeli olmanın da dengeli olmaya yönelik de bir işaret var. Mesela bir insanın ayet-i kerimede emredildiği gibi yapmayıp da tersine nefsini tayyip olan, yani dinen ve bedenen zararlı olmayan tertemiz güzel yiyecek ve içeceklerden veya başka güzel leziz şeylerden, Allah'ın insan için yarattığı şeylerden mahrum kılması, nefsine bunları yasaklaması nedir bu noktada? Tefrittir. Aşırı uçtan birisine gitmektir. Tabi ayetin sonunda da yine sınırı aşmayın. Yani eğer sınırı aşıp, haddi aşıp israf ederseniz, nimetlere karşı şükürsüzlük yaparsanız, nimetleri zayi ederseniz o zaman da ifrata gitmiş olursunuz. İkisini de yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Bunların ikisini de yapmayın diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Aynı zamanda haram ve helal sınırını tayin eden sadece Allah'tır. İnsanlar kendilerine haram ve helal sınırı tayin edemezler. Bu alanda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da helal ve haram sınırını tayin eden Allah Celle Celaluhu'dur muhterem kardeşler. Şimdi bu ayet-i kerimenin sebeb-i nuzuluyla ilgili inşallah rivayeti okuyalım Allah'ın izniyle. Tüm tefsirlerde bize aktarılan, değişik versiyonlarda olan Buhari'de, Müslim'de,
Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde, Nesai'de ve diğer kaynaklarda geçen bazı rivayetler var. Olay şöyle. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla birlikte bir sohbet yaparken onlara kıyametten çok bahsetti. Ahiret hayatından, oranın dehşetinden, hesaptan, cezadan çok bahsedince bayağı korktu ashab. Etkilendiler. Ashab-ı kiram çok etkilenince aralarından bazıları 3, 4, 5 Allah-u Alem değişik rivayetler var sahabelerden. Hazreti Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar. Ve orada bazı sözler verdiler kendilerine. Dediler ki biz bundan sonra daima oruç tutacağız. Döşek üzerinde uyumayacağız artık. Et yemeyeceğiz artık. Yağlı şeyler yemeyeceğiz. Kadınlara yaklaşmayacağız. Koku sürünmeyeceğiz. Dünyayı terk ettiğimiz gibi eski çul, çapul, paçavra ile birlikte artık yiyip gezmeye başlayacağız diye yemin ettiler. Kendilerine, kendi aralarında bir and içtiler, söz verdiler. Çünkü sohbetin etkisi hakikaten onları çok korku içerisinde bırakmıştı. Ahirette alakalı ayetleri duyunca. Olay ve ittifakla karar verdiler hep beraber. Tamam, bundan sonra böyle inşallah. Çünkü anca böyle kendimizi kurtarabiliriz diye düşünüyorlardı. Haber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a erişince o iki rivayet ver. Bazılarını da çağırdı, bazılarını da yanlarına gitti ve dedi ki ben böyle emrolunmadım. Ben Allah'ın peygamberi olarak bu şekilde emrolunmadım. Muhakkak ki sizin nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Şu halde oruç tutunuz fakat iftar da ediniz. Devamlı oruç tutmayınız. Namaz kılınız. Kastedilen burada özellikle gece namazı, teheccüd. Fakat uykuda uyuyunuz, istirahat da ediniz. Ben namaz kılarım, uykuda uyurum, oruç da tutarım, iftar da ederim. Et de yerim, yağlı da yerim dedi. Ve kadınlara da yaklaşırım dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arkasından da فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, ayrılırsa işte o benden değildir dedi muhterem kardeşler. Hatta Abdullah İbni Mesud'dan da nakledilen bir rivayet var. Kendisine bir zat geldi dedi ki ben döşeyi kendime haram kıldım artık. Yatakta yatmayacağım artık hiç dedi. O da bu ayeti okudu kendisine ve dedi ki döşeğine derhal yat ve yapmış olduğun bu yemin için de kefaret ver dedi. Abdullah İbni Mesud. Hasanül Basri'den de anlatılır. Aklıma gelen başka bir rivayet. Böyle bir yemek sohbet ortamına kendisini davet ederler. Bir tanesi var aralarında, onlar yemeğe oturduklarında kenara çekilir. Yemeğe karışmaz, uzakta bekler biraz. Bu oruçlu mu der Hasan-ül Basri radıyallahu anh? Yok, bu oruçlu değil fakat böyle biraz fazla yemeklerin, türlerin olduğu sofralara oturmayı hoş görmüyor der. Takvaya uygun görmüyor der. Güler Hasan-ül Basri radıyallahu anh. Der ki adama, ey kardeşim sen hiç su içmez misin? Ne demek, tabii ki içerim der. Vallahi der senin içtiğin bir bardak bir damla suyun nimeti bunun Allah tarafından verilmiş lütfu nimeti şu yiyeceğimiz yiyeceklerden daha büyüktür. Onun şükrünü ödeyebilir misin der. Gel bu işten vazgeç der. Sen de bizimle beraber yemeğine devam et. Dolayısıyla muhterem kardeşler Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu nimetlerin bu kadar ikramın şükrünü yapabilmek zaten mümkün değildir. Mümkün değildir. Mümkün olması zaten düşünülemez. Yoksa her nefes alıp verişimizin bir hamdını Allah'a sunmamız gerekirdi. Bırakın daha aşırısını söyleyeyim. Aşırı derken şey anlamda, teşbih anlamında. Aslında her hamd ettiğimiz için de bir defa Allah'a hamd etmemiz gerekirdi. Her defa elhamdülillah diyebilmek, arkasından bir daha elhamdülillah demeyi gerektirirdi. Onu Allah bize nasip ettiği için. Çünkü bu bir iman göstergesidir. Elhamdülillah diyebilmek, bize verilen nimetin Allah tarafından bize bahşedildiğinin farkına varmak çok büyük bir iman göstergesidir elhamdülillah. Bu küçük çapta olur, çok büyük çapta da olur. Bilmiyorum dün seyrettiniz mi? Bugünlerde tabii hepimizin yakinen gündemi olan fakat sadece bugünlerde değil diğer zamanlarda dedim size gündemimiz olması gereken Müslümanların, mücahitlerin belki Allahu Alem bizim için daha yakın bir çevrede olduğu için Filistin'e bu kadar Müslümanlar, müminler meyletmektedirler, takip etmektedirler. Orayı ziyaret ediyorlar Türkiye'den bazı Müslümanlar. Hakikaten çok ilginç. Çok ilginç. Bilmiyorum baktınız mı, seyrettiniz mi?
Adamların ağzında elhamdülillah, eşşükrülillah, la ilahe illallah. Gelenlere ders veriyorlar. Bacakları yok. Vücudun yarısı gitmiş saldırılar sonrasında. Fakat yemin billah ağızlarında sadece şükür ve hamd. Başka hiçbir şey yok. Getirilen hediyelere hiç bakmıyorlar zaten. Bu kadar bir iman. Öyle güzel bir durum. Dillerinde Kur'an, ağızlarında hamd. Hatta bazılarının dediği bize hediye mi diye getirmeyin. Madem elinize bir imkan varsa bize yolu gösterin, tekrar cepheye geri gidelim. Belden aşağısı yok. Bu ne müthiş bir kıyam. Bu işte onların bize verdiği bir ders. Hakikaten. Onların bize verdikleri manevi bir ders. Ve iman sahibiyseniz eğer, hakikaten çok büyük imkanlara sahip olduğunuzu gösteren çok önemli bir ders. Rabbim bizlere de böyle bir şuur nasip eylesin inşallah. Hatta başka bir sahabeden şikayet getirirler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, uzun zamandır hanımıyla cinsel ilişkide bulunmuyor şu sahabi falanca. Takvaya uygun görmüyor, geceleri sadece ibadetle meşgul. Derhal çağırttırır yanına. Sen böyle mi yapıyorsun? Evet ya Resulallah. Derhal hanımının yanına git der. Olmaz ya Resulallah. Şimdi oruçluyum der. O zaman orucunu boz ve hanımının yanına git der. İfrat ve tefritten kaçındırıyor Peygamber Aleyhisselam. Onları vasat bir ümmet olmaya yönlendiriyor. Hazreti Ömer'e de şikayet ettiler böyle bir tanesini halifelik döneminde. Dediler, gündüz oruç tutuyor, gece ibadet yapıyor. Hatta bir rivayete göre hanımı gelip şikayet etti. Gündüz oruç tutuyor, gece de ibadet yapıyor. Benim hakkım yok mu dedi hanım. Hazreti Ömer radıyallahu anh adam gönderdi tekrar. Hem derhal takip etti de hakikaten öyle. Dedi sana bir ölçü, halifeden emir. 3 gece ibadetle geçir, en geç 4. gece hanımının yanındasın dedi. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler, tayyibat olan, bizim için yaratmış olduğu, müminler için yaratmış olduğu güzellikleri, dine ve bedene zarar vermeyen şeyleri kendimize asla ve asla haram kılmamamız yönünde bize emretmiştir. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve helalen tayyibe وَاتَّقُوا اللّٰهُ Allah'tan korkun. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ Kendisine iman ettiğiniz Rabbinizden, Allah'tan da korkun ve ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Şimdi 89. ayet-i kerimede inşallah, tabii ki hayatın içine inen Kur'an-ı Kerim, sahabelerin yaşamış olduğu olaylara müdahale eden, Rab tarafından, mürebbi Allah tarafından olaylara müdahale eden ayet-i kerimeler geliyordu. Bu yukarıdaki anlattığımız olaylarda bazı yeminler vardı dediğimiz gibi. Bazıları yemin etmişlerdi ki işte yaklaşmayacağım bir daha hanıma, işte efendim bundan sonra hep oruç tutacağım vesaire yemin etmişlerdi. Demek ki olayda bir fıkhi mesele vardı. Allah da bu meselenin açıklığıyla alakalı şimdi 89. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor muhterem kardeşler. Estağfirullah. La yu'akhidukum Allahu bil-lagvi fi eymanikum. Allah sizi kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Lagv yemini. Bu lagv yemini denilen, düşünmeden, niyet etmeden ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar buyuruyor. Şimdi bunun kefaretine gelmeden önce kısaca İslam alimleri bu noktada muhterem kardeşler, özellikle ahkam tefsirleri bunu verir. Yemini 3 kısma ayırmışlardır. Malumatımız olmasında fayda var inşallah. Birincisi ayetin başında geçen lagv yeminidir. Söylediğimiz gibi ağız alışkanlığı, yani şer'i hükmü olmayan yemin. Niyete bağlı değil, ağız alışkanlığı işte vallahi böyle, işte efendim billahi şöyle değil şeklinde bir yemin. Güzel bir şey değil, güzel bir karakter değil, fakat bunlardan dolayı Allah sorumlu tutmaz. Yani bunun bir kefareti, bir sorumluluğu yoktur. Şer'i bir hükmü yoktur. İkinci yemin türü gamuz yeminidir, yani günaha sokan yemindir. Bu burada geçmeyen, fakat bu ikinci yemin türü bu nedir? Yalan yere kasten yemin etmek, mesela bir kişinin yaptığı bir şeyi inkar etmek için Allah'ın adını alet ederek, haşa, yemin ederek şöyle şöyle yapmadım diyerek günaha girmesi. Bu kamusi. Bunun kefareti yoktur çünkü bu cehenneme götürür insanı.
Bunun kefareti yoktur. Kefaretle kurtaramaz buradan. Ne yapması gerekir? Böyle bir şey yaptıysa eğer birisi derhal tövbe etmesi gerekir. Bu ayeti kerimede geçen mun'akide yeminidir. Yani niyetle bağlanarak yapılan yeminlerdir. İşte gelecekte bir işi yapacağım veyahut da yapmayacağım şeklinde, mesela işte vallahi ben kesinlikle evlenmeyeceğim gibi, örnek olsun diye. Veyahut da yemin billah olsun ki ben işte yarın sigarayı bırakacağım mesela. Bir yemin etti. Ağzından bir yemin çıktı. İşte oruç tutacağım vesaire şeklinde aklınıza ne gelirse olsun Allah'ın adını anarak hayırda veya şerde, yani meşru veyahut da gayri meşru bir alanda yemin etmesi. Önce bu. Fakat hükmüne gelince olayı şöyle anlayacağız inşallah. Hükmüne, yani kefaretine gelmeden önce şunu söyleyebiliriz. Eğer meşru bir yeminse, işte biraz önce dediğimiz gibi sigarayı bırakacağım, işte vesaire oruç tutacağım, bunu yerine getirmesi gerekir. Fakat getiremediyse eğer ne olacak? O zaman işte şimdi ayetin devamında gelecek, kefaret gündeme gelecek. Gayri meşru bir yeminse, olur ya adam, yani belki biraz cahilce bir akılla, düşünceyle, işte şu imtihanı, şunu başarırsam yarın mutlaka arkadaşlarla bir yemin ediyorum ki kafayı çekeceğiz gibi bir şey söylese, yemin etse. Bu da bir yemindir. Allah'ın adını anmıştır. Burada tabii ki bunu hayırlı olan da tebdil etsin diyor Peygamber Aleyhisselam ve kefaretini versin. Bunun da kefareti var. Peki kefaret nedir muhterem kardeşler? Kefareti şimdi ayetten öğreniyoruz inşallah. Fekeffaretuhu. Bunun kefareti, yani bağlanarak, niyet ederek yapılan yeminin kefareti, İt'amu aşereti mesakine min evsati ma tut'imune ehlikum ev kisvetuhum ev tahriru rakaba. Bu yeminin kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden 10 fakire yedirmek veyahut da onları giydirmek veyahut da bir köleyi azat etmektir. Femen lem yecid, kim bunları bulamazsa, bu imkanı sağlayamazsa, fasiyamu thalathati ayyam, o da o zaman 3 gün oruç tutmanıdır. Zalike kefaretu eymanikum iza haleftum, yemin ettiğiniz takdirde işte sizin yeminlerinizin kefareti budur. Vahfazu eymanakum, yeminlerinizi koruyun, onlara riayet edin. Kedalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum teşkurun, Allah size ayetlerini böyle açıklıyor, umulur ki şükredenlerden olursunuz, Allah'a teşekkür edersiniz. Demek ki muhterem kardeşler, kefareti yeminin neymiş? Ya 10 fakiri orta bir şekilde yedirmek, işte bu sadaka-i fitir olarak belirlenen miktarlar burada ölçüdür. Bugün için alacak olursak. Mesela buradaki yaşayan Müslümanlar için diyelim günde 10 euroluk bir bedel. 10 fakiri alırsan yaklaşık 100 euroluk bir kefaret gündeme gelir. Veyahut da bunları orta halli bir şekilde giydirmek veya bir köle azat etmek. Bu 3 tercihten birisini mükellef seçmekte serbesttir. Bunlardan birisini yapacak. Üçünü birden değil. Herhangi birisini yerine getirmesi gerekir. Fakat imkan bulamadıysa eğer, maddi imkanları yoksa veyahut da işte hiç fakir bulamadıysa, köle zaten bulması zor, o zaman ne yapacak? O zaman da 3 gün oruç tutması gerekiyor diyor ayetin arkasında. Hanefi mezhebinde bu 3 günlük oruç aralıksız olması gerekir. Arka arkaya tutması gerekir. Şafii mezhebinde aralıklı da olabilir. Yani arka arkaya tutmasa da bu şekilde olur. Bunu da fıkhi malumat olarak bilelim inşallah. Fakat vahfadu eymanakum diyor Allah Celle Celaluhu. Yeminlerinize riayet edin. Onları koruyun. Bu yeminleri korumak tefsirlerde şu şekilde açıklanmıştır. Birincisi, her şeye yemin etmeyin bir defa. Yemini ağzınızda böyle alışkanlık haline gelmesin. Affedersiniz, haşa sakız çiğner gibi vallahi billahi diye konuşmayın, çünkü sorumluluk gerektirir. Dikkatli olun. İkincisi, yemin ettiyseniz eğer sakın unutmayın ne şekilde yemin ettiğinizi. Hatırınıza derhal tutun. Ve üçüncüsü, gücünüz yettiğince onu sebat edip yerine getirin mutlaka. Mutlaka yemininizi yerine getirin. Dördüncüsü de, eğer yemininizi yerine getiremeyip bozarsanız o zaman kefareti verip yemininizin şanını mutlaka koruyun. Çünkü o Allah adına yapılmış bir yemindir, onun bir şanı vardır. Kefareti de budur. Bu şekilde inşallah bu hususta uygulanması gerekir diyor Maide suresi 89. ayet-i kerimede. Devam ediyoruz inşallah 90. ayet-i kerimeyle. Estağfirullah. Ahkam ayetler arka arkaya gelecek şimdi inşallah bu bölümde.
Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler. İnnemel hamru. Gerçekten hiç şüphesiz hamır. Yani içki. Hep açıklığa açıklığa geçelim inşallah. Tekrar geri dönme ihtiyacı bulmayan. Hamır muhterem kardeşler, aklı örten her maddenin genel adıdır. Aklı örten her maddenin genel adıdır hamır. Çünkü aklı örtmeye yöneliktir onun kastı. Yine hadisten öğrendiğimiz ilke nedir? Çoğu sarhoş eden şeyin azı, hatta damlası dahi bu hamır ve haramlık kategorisine girer. Eğer çoğu sarhoş ediyorsa onun o zaman tek damlası dahi bu hamır kategorisinde anlaşılıp haramdır. İnnemel hamuru. Ey iman edenler, bu hamır. Yani içki. Vel meysiru. Kumar. Kumardır. Aslında şu şekilde anlarsak iyi olur inşallah. Kaybeden kişinin kazanana bedel ödediği her tür şans oyunu kumardır. Tekrar söyleyeyim. Kaybeden kişinin kazanana bedel olarak bir şey verdiği her tür şans oyunu kumardır. Çünkü bunu şimdi bu şekilde açıklamam gerekiyor, yoksa anlaşılmaz. O kadar çok korkunç kumar türleri var ki piyasada. Çoluk çocuk dahi küçük kuruşlarla kumar oynayabiliyorlarmış. Anlatıyorlar. İşte bu özellikle spor alanında açtıkları bu otset dedikleri bürolarda, büro demeyelim de bu melanet yuvalarında diyelim. Maalesef özellikle bizim gençler, yani Türkiye'li, Marokkanlı, Lübnanlı, böyle Müslüman kökenli gençler işin tam uzmanı olmuşlar. İşte çok küçük miktarlarla 5 sent, 10 sent, 20 sent, 50 sentle kumar oynayabiliyorlarmış. Yatırım yapıp bir bedel bir kazanç elde edebiliyorlarmış. Haram bir kazanç, kumar. Her türü bunun. Üçüncüsü vel ensabu. Bu da dikili taşlar, yani putlar denmiş mahallelerde. Tapınmak için dikilmiş her türlü aletler burada geçerlidir. Vel ezlamu. Bir de fal ve şans okları. Yani kumar ve piyango aletlerinin hepsi. Mesela burada yine ok olsun, zar olsun, kumar için kullanılan aletlerin hepsi ricsun min ameli şeytan. Bunların hepsi şeytanın işi olan birer pisliktir dedi Allah Celle Celaluhu. Ricsun. Bunlar pisliktir diyor Allah Celle Celaluhu. Aklınızın tiksineceği, Allah'ın pis olarak, murdar olarak ilan ettiği şeytanın amelindendir. Fectenibuhu. O halde bunlardan uzak durun. Leallekum tuflihun. Ki kurtuluşa erişeseniz diyor Rabbimiz Allah. 91'de alalım inşallah. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adâvete vel bagdâ'e fil hamri vel meysiri ve yusuddekum an zikrillâhi ve anissalâh. Şeytan içki ve kumarla, burada ikisini andı şimdi. Yukarıda dört yasak geldi. Fakat burada özellikle ikisini andı. Niye, biraz sonra geleceğiz inşallah. İçki ve kumarla şeytan bunların yoluyla ancak sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Ve daha önemlisi sizi Allah'ı anmaktan ve anissalâh namaz kılmaktan alıkoymak ister. Fehel entum muntehûn. Müthiş bir ifade. Aslında Türkçe ile ifade edilmeyecek şekilde güzel bir ifade. Fehel entum muntehun. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi diyor Allah Celle Celaluhu. Buradaki soru aslında bir emirdir. Bunlardan artık vazgeçtiniz demektir. Fakat öyle müthiş bir ifade var ki bu kadar iğrençlikleri anlatıldıktan sonra artık, çünkü biliyorsunuz bu yasakların artık dördüncü aşaması. Üç, fakat ta Mekke'deki bir yasağa da bakarsak dördüncü aşaması içkinin. Bu dördüncü aşamada artık müminlerin kalplerinde o kadar iman geçmiş ki, bakın önemli bir incelik. O kadar iman yerleşmiş ki müminlerin kalplerine, Allah Celle Celaluhu artık ayetin arkasında nasıl bitiriyor yasağı? Fehel entum muntehun. Artık bunlardan uzak duruyorsunuz değil mi diyor Allah Celle Celaluhu. Sonucu müthişti çünkü. Bu ayeti duyan müminler, sahabeler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyarıcılarını, habercilerini Medine sokaklarına göndermişlerdi. Hatta bazı sahabiler diyorlar ki daha evdeydik. Bazı arkadaşlarla birlikte soframızda şarap da vardı. Fakat bu haberi duyduğumuzda vallahi diyorlar Medine sokaklarından içkiler akıyordu. Hiç çeksiz şüphesiz, tereddütsüz.
Çünkü artık iman meselesi bu. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ dedi Allah Celle Celaluhu. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi? Çok müthiş bir ifade. İmana hitap eden bir ifade. Fakat biliyorsunuz bunu işte modern, medeni bazı devletler, göğe sözüm onlara, denediler. Mesela Amerika'da bu uzun yıllar denenmeye çalıştı fakat sonu fecaata doğru gidince mecburi olarak tekrar kaldırdılar. Beceremediler yani. Yasağı uygulamayı beceremediler. Paramparça oldu iş. Fakat Allah Celle Celaluhu bu artık size yasaktır değil de fehelentum muntehun artık vazgeçerseniz değil mi? Sorarak onların işi bitiyordu. İman farkı işte bu muhterem kardeşler. Anlayın diye söylüyorum inşallah. Şimdi burada tabii ki dünyevi ve uhrevi felaketinden bahsetti ayet-i kerimede. 91. ayet-i kerimede hakikaten fazla söz uzatmaya gerek yok. Mesele belli. Özellikle bizim yaşadığımız şu toplumda veyahut da köken olarak çoğumuzun geldiği Türkiye toplumunda olay belli. Kumarın beraberinde getirdiği felaketler gözle görünür. İşte tüm gazeteler, medya, televizyon her yerde bunları izliyoruz. Cinayetler, kavgalar, düşmanlıklar, şehvetperestlikler. Yine maddi iflas, bunalım, ailelerin paramparça olması, kocanın karısını bıçaklaması, öldürmesi, cinnet geçirmeler. Hep bir takip edin nerelere gidiyor. Allah rızası için bir takip edin. Yapanlar müminler mi? Namazla abdestli insanlar var mı böyle bir örnek? Yok elhamdülillah. Fakat yapanlar Allah'ın emrini dinlemeyip bunlar şeytanın ameli bir pisliktir dediğine rağmen, demesine rağmen kulak vermeyip devam edip işte sonucunda bu felakete giden insanlardır. Yani dünyanız da helak olur, ahiretiniz de helak olur diyor Allah. Niye? Çünkü dünyada aranıza düşmanlık, kin, kavga girer. Bir de bu işlerle yani içki ve kumarla sizi şeytan Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoyar. Bunun sonu nedir? Ahiretin felaket olması demektir. Değer mi hiç muhterem kardeşler? Ne için? Rezil olmak için, rüsvay olmak için, dünyada biraz eğlenebilmek için, aklını örtüp akıl örtüldükten sonra rezillikleri yapabilmek için değer mi dünyayı ve ahireti feda etmek? Allah muhafaza buyursun. Hakikaten bunlar akıl ve mantığın almadığı, aklı selimin kabul etmediği şeylerdir. Onun için müminlerin zaten bunlar kesin olarak haram kılınmış olan, yasaklanmış olan ve büyük günahlardan olan bazı amellerdir. Uzak durmamız gerekir inşallah. Kendimizde böyle bir şey olmasa dahi mutlaka ve mutlaka eğer çevremizde, tanıdıklarımızda, yakınlarımızda bu tip hastalıklara müptela olmuş insanlar varsa mutlaka onların ellerinden tutup, kollarından tutup onları bir an evvel bundan uzaklaştırmamız gerekir. Fakat tedrici davranmayı da göz ardı etmememiz gerekir. Yani işte birden hemen yarın şunu bırakacaksın, 5 vakit namaz bırakacaksın. O adam anlamaz bunu. Tesir etmez ki. Yani bizim dinlediğimiz bu ayetler ona tesir etmez. Çünkü belki daha aklı örtülü. İçki kullanmış veyahut da uyuşturucu kullanmış bir insana biraz değişik davranmak gerekir. Metodunu ve üslubunu çok iyi bilmek gerekir inşallah. Fakat mutlaka yaklaşmak gerekir. Ya bu adam zaten bu içkinin hastalığına müptela olmuş. Buna hiçbir şey fayda vermez deyip bırakamayız. Mümkün değil. Bıraktık mı iş çok kötüye gider. Onun için bunu bırakmamız mümkün değil muhterem kardeşler. Mutlaka onların elinden tutup adım adım yavaş yavaş sabırla onları kurtarmaya çalışmamız gerekir inşallah. Devam ediyoruz inşallah 92 ile. وَاَتِيُوا اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولِ Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Allah'a itaat edin ve Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu sünnetine de itaat edin. وَحْذَرُوا Ve sakının. Yani kötülüklerden sakının. Hatta yine Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakının. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Eğer yüz çevirirseniz neyden? İtaatten. Hala bu kadar açıklamalara rağmen ne olur? Bilin ki Resulümüzün vazifesi sadece duyurmak ve bildirmektir. Kulak verip vermezsiniz o sizin bileceğiniz bir şeydir. Sorumluluğunu çünkü siz taşırsınız. Başkası değil. Şimdi burada önemli bir incelik var. Dikkatinizi çekerim inşallah. Şöyle ki Mevdudi'den orada birkaç hadis vereceğim size inşallah tefhimden. Ayette dikkat ederseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin dedi. Şimdi 90 ve 91. ayet-i kerimede içki, kumar, falokları vesaire bunlar yasaklandı. Kimden? Allah tarafından. Direktmen Kur'an-ı Kerim'de yasaklandı. Fakat 92. ayet-i kerimede Resulüne de itaat edin diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki ayet-i kerimede açıklanmayan fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili açıkladığı bazı hususlar var. Aynen öyle olay. Demek ki onun
Ayette açıklanmadı fakat onun açıkladığı bazı hususlar var. Bakın tüm kaynaklarda geçen, hadis kaynaklarında geçen bazı hadis toparlamalarından size vereceğim inşallah. Bu ayet inince Peygamber Aleyhisselam buyurdu ashabına. Şu anda bu ayet indikten sonra ellerinde içki bulunanlar artık onu ne içebilir ne de satabilir. Bu yüzden onu yok etsinler derhal dedi. Haberciler gitti. İşte çoğusu uyumuştu elhamdülillah. Hepsi uyumuştu. Hepsi uyumuştu. Fakat bazı sahabelerin kafasında sorular vardı. Hadis şöyle devam ediyor. Bunun üzerine dökülen içkiler Medine sokaklarını taşırdı. Bununla birlikte bazı sahabeler ya Resulallah onu Yahudilere hediye edemez miyiz dediler. Hani zayi olmasın gibi bir düşünceyle. Karşı gelmek gibi bir düşünce değil. Öyle bir düşünceyle sordular. Peygamber Aleyhisselam onu haram eden hediye olarak verilmesini diye saklamıştır. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada nasıl Allah'ın talimatıyla sünnette hüküm koyduğunu görüyoruz bir örnek aynı zamanda. Bir başkası dedi ki ya Resulallah peki içki ilaç olarak kullanmamız serbest mi? Biraz saklayalım. Buyurdu ki üstüne basa basa reddetti ve hayır o bir ilaç değil bir hastalıktır dedi. Yine başka daha sordu başkası ya Resulallah biz çok soğuk bir yerde yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz yer çok soğuk bir yer. İşimiz de yorucudur bu bakımdan yorgunluğumuzu gidermek, ısınmak için içki içiyoruz biz dedi. Bizim bundan dolayı yani başka bir şeyden dolayı içmiyoruz dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam içtiğiniz sarhoşluk veriyor mu dedi. Bu dediğiniz içtiğiniz sarhoşluk veriyor mu aynı zamanda yani ayetin kapsamına giriyor mu haram kapsamına? Evet dedi adam. Onun üzerine Peygamber aleyhissalam ondan elinizi çekin dedi. Soruyu aynı soruyu soran adam dedi ki ya Resulallah orada oturanlar bunu kabul etmez büyük bir ihtimal oraya gidip bunları söylediğimizde. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki eğer kabul etmezlerse o zaman onlarla savaşın dedi. Kayıtsız ve şartsız. Savaşın dedi. Yine başka bir hadis-i şerife bakıyoruz. Mesela bakın burada Allah'a ve Resulüne itaat edin. Peygamber aleyhisselam İbni Ömer'den rivayetle şöyle buyuruyor. İçkiyi Allah içkiyi içeni, sunanı, satanı, alanı, üreteni, ürettireni, taşıyanı ve kendisine taşıyatanı lanetlemiştir. 10 grup. 10 kişilik bir grup. Tüm bunlara Allah Celle Celaluhu lanet etmiştir diyor Peygamber Aleyhisselam muhterem kardeşler. Hatta başka bir hadis-i şerifte Müslümanlara içkiyle birlikte sunulan yemekten yemeyi Allah yasaklamıştır buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam ve bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bakın burada onun için ayet-i kerime Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani işte bak ben ayette okudum. Orada sadece böyle diyor. İşte burada sadece şarap geçiyor diyor. Mesela bazı kendini akıllı zanneden garibanlar. İşte onun için diyor mesela bugün rakı bunun kapsamına girmez. Kokain de girmez diyor. Eroin de girmez. Burada şarap geçiyor çünkü diyor. Var böyle tipler. Bu maalesef siz gülüyorsunuz fakat maalesef böyle tipler var. Dolayısıyla muhterem kardeşler burada dikkat ederseniz hemen ayetin arkasında Allah Resulüne de itaat edin. Yani onun açıkladığı üzere bu ne olursa olsun eğer çoğu sarhoşluk yapıyorsa azı da haramdır. Ve diğer anlatılan şekilde bu uygulanması gerekir şeklinde açıklandı. Devam ediyoruz inşallah. 93. ayet-i kerime ile. Estağfirullah. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا. İman eden ve salih amel yani iyi amel işleyenlere, yapanlara haram kılınmadan önce, parantez içerisinde haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı bir günah yoktur. Abi bu ayet-i kerime geldi şimdi de 93'te. Niye geldi bu ayet-i kerime? Devamına geçmeden İbn Abbas radıyallahu anh naklediyor. 90'dan sonraki içki bu kumarı yasaklayan ayetler gelince sahabelerin kafasını başka bir soru daha karıştırdı. Ya Resulallah bu ayet gelmeden önce vefat eden hatta Uhud'a Bedir'e katılmış bazı çok mümin sahabeler var. İçki içtiler. Karınlarında içki vardı daha. Hatta kumar parası yemişlerdi. Bunların durumu ne olacak ya Resulallah dediler. Adamların kaygısına bak. Vefat etmiş kardeşlerinin durumunu düşünüyorlar. İmani bir kaygı yani. Dünyevi bir kaygı değil. İmani bir kaygı. Bunların durumu ne olacak ya Resulallah? Bunun üzerine bu ayet-i kerime geldi. 93. Dolayısıyla İman edip salih amel işleyenlerin önceden yaptıkları, haram gelmeden önce yaptıklarından dolayı tattıklarında bir sorumluluk, günah yoktur. فِي مَا تَعِمُوا
İza mettekav ve amenu ve amilus salihati. Şimdi ayeti dikkat edin, ilginç bir ayet-i kerime. Hakkıyla sakınıp Allah'tan korkup iman ettikleri müddetçe, ثُمَّ اتَّقَوْ وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا, yine Allah'tan hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve hakkıyla sakınıp ihsan üzere olup yani iyi davrandıkları müddetçe bir günah yoktur. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, gerçekten Allah muhsin olanları yani iyi ve güzel davrananları amellerinde ve ibadetlerinde de Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edip yaşayanları Allah sever dedi 93. ayet-i kerimede. Burada dikkat ederseniz mübalağa bir şekilde takva kelimesi ayette 3 kere geçiyor. İman edip iyi işler yapanlar, Allah'tan korkup iman edenler, Allah'tan korkup sakınanlar, Allah'tan korkup muhsin ihsan üzere olanlar. Bunu tefsirlere baktığımızda muhterem kardeşler, bu takvanın 3 mertebesini hatırlatan bir ifade. Biliyorsunuz takvanın birinci mertebesinde bir müminin şirkten kaçınması takvanın bir, yani bu olmazsa olmaz takvadır. Bu her müminde olması gerekir. Hani işte bazıları der ya, yani normal Müslüman başkasına çok takva adam der. Şimdi normal Müslüman ve çok takva adam aslında garip bir kelime de, fakat tabi bir nevi doğruluk da var. Fakat normal Müslüman da parantez içerisinde olaf üzere gelince onun da en azından bir takvası vardır. Çünkü şirkten kaçınması gerekir. Şirkten kaçınmadan çünkü İslam üzere olamaz. Bu takvanın birinci mertebesidir. Şirkten kaçınmak. İkinci mertebesi masiyetlerden sakınmak. Haramlardan uzak durmak. Adam mümindir, inkar etmiyor hiçbir şey, fakat belki içki hastalığı olabilir. Veyahut da kumar hastalığı olabilir. Fakat mümindir, inkar etmez hiçbir şey, Müslümandır. İşte demek ki bu takvanın ikinci mertebesine daha ulaşamamış. Bir de takvanın üçüncü mertebesi vardır. Bu da nedir? Günahlardan korunmak için yasaklanmamış olan fiillerden dahi kaçınmak. Bu takvanın yüksek zirve noktasıdır. Eğer bunu yaparsam belki haram bir fiile yaklaşma tehlikesi şüphesi olur. Ben şüphelerden uzak duracağım der. Takvanın en yüksek noktası budur. Hatta Taberi diyor ki bu ayeti açıklarken, birinci korkma buradaki ayette geçen Allah'ın emirlerini kabul etmek ve ondan sonra amel etmek. İkincisi Allah'ın emirlerine uyup ve bunda hayatın sonuna kadar sebat etmek. Üçüncüsü de farzların dışında nafile ibadetlerle Allah'a tam olarak itaat ettiğini göstermektir. Allah eğer böyle yapılırsa diyor, önceden yapılanlarda bir günah yoktur. Dolayısıyla herkes halini bu minval üzere şöyle bir kontrol etsin inşallah. Takvanın neresindeyiz? İhsanın neresindeyiz? İhlas bizim hayatımızın neresinde? Bu şekilde bir yoklama yapmamız gerekir inşallah muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah 94. Ya eyyühellezine amenu, ahkam ayetleri devam ediyor. Çünkü nereden anlıyoruz? Bakın hep iman edenlere hitap eden ayetler devam ediyor. Ey iman edenler! لَيُبْلَوُنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ 94. Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın, silahlarınızın erişeceği bir avlanma ile, parantez içerisinde sizi onu yasak ederek dener, imtihan eder ki gizlide, yani kimsenin görmediği yerde gerçekten kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Kim bundan sonra aşırı giderse, haddi aşarsa onun için acı bir azap vardır diyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. Kısaca olayı anlamaya çalışalım inşallah. Olay şu. Tefsirlerin bize aktardığı bu ayet-i kerime Hudeybiye senesinde. Hudeybiye antlaşması var ya, Medine'den o Umre'ye gitmek istedikleri dönemdeki Hudeybiye antlaşması döneminde bu ayet-i kerime gelmiştir. Çünkü orada şöyle bir olay cereyan etmiştir. İlginç. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabı orada Ten'um denilen yere vardıklarında av hayvanları, avlanılan hayvanlar müminlerin etrafında o kadar fazla çoğaldılar ki, yayılmaya başladılar ki, bak ayette diyor ki elleriyle şöyle el atsalar yakalayacaklar. Mızraklarını şöyle bir sallasalar av hayvanı hiç zorlanmadan yakalayacak bir durum vardı. Fakat işin ilginç tarafı, harem bölgedeydiler, bir de ihramlıydı çoğusu. Onun için Allah burada avlanmayı yasaklamıştı. Niye? Hikmeti ne? Kimin Allah'tan korktuğunu denemek için. Çok önemli ve ilginç bir ayet-i kerime burada. Hakikaten biz şu şekilde anlamamız gerekir inşallah. Her yasakta muhterem kardeşler, Allah'ın vaaz etmiş olduğu, emretmiş olduğu her yasakta fayda ve zarar hikmeti hemen bilinmez. Şimdi yukarıdaki o içki kumar meselesinde
Fayda ve zarar hikmeti belli. Zaten ayette anlattı. Size dünyada düşmanlık yaptırır, Allah'ı anmayı unutturur, cehenneme gidersiniz. Hikmetleri bu. Bunun için yasak. Fakat bu avlanmanın yasak olmasının hikmeti ne ya Rabbi? Onun için her yasakta, Allah'ın her emrinde ve her yasağında fayda ve zarar hikmeti hemen açıkça zahiren anlaşılmaz, görünmez. Onun için bazı yasaklar, bazı emirler neyi amaçlar biliyor musunuz muhterem kardeşler? Sırf müminin teslimiyetini kontrol etmeyi amaçlar. Takvasını, teslimiyetini, imanını kontrol eder. Acaba bu adam hakikaten Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirecek mi? Affedersiniz, aklına yatsa da yatmasa da. Çünkü biliyorsunuz ehli kitapla alakalı, daha yanılmıyorsam geçen hafta okuduğumuz ayet-i kerimede veya ondan önceki ayet-i kerimede, ne zaman ki onlara bir peygamber gelip onların hoşuna gitmeyen ayetleri getirdiğinde ne yaptılar? Bazılarını yalanladılar ve fariqan taktulun yaktulun, bazılarını da öldürdüler. Çünkü ayet terslerine gitmişti. Onun için Allah Celle Celaluhu müminleri imtihan ediyor. Hem de öyle bir şekilde imtihan ediyor ki tam böyle insanın ne hoşuna gider değil mi? Onlar ava da alışık insanlar. Çok hoşlanırlar av yapmayı. Tam böyle gelmiş fırsat, elini atsa diyor bak ayet-i kerimede. Tenaluhu eydikum. Ellerini, silahı ellerini atsa yakalayacak av hayvanını. Böyle bir durum. Fakat yasak. Emre itaat edeceksin. Onun için muhterem kardeşler, burada hakikaten çok önemli bir ilke var bizim için. Ruhbanların teslimiyetiyle İslam'ın terbiyesi ve teslimiyeti arasındaki farkı gösterir bize bu ayet-i kerime. Şimdi bu Hristiyanlardaki ruhbanlar var ya, onlardaki teslimiyetle İslam'ın getirdiği terbiyenin ve teslimiyetin arasındaki farkı görürüz. Nasıl? Şimdi mesela içkiyi yukarıda geçen örnek alırsak, içkiyi zararından dolayı, işte kavga etmekten ben korkuyorum, içince hemen hızlı sarhoş oluyorum, araba kazası mazası yaparım, ben enesi içmeyeyim diyerek içkiyi bırakan bir adamın ahirette bir nasibi yoktur bundan. Çünkü Allah rızası için bırakmamıştır. Allah yasakladığı için bırakmamıştır. Bunu önce Allah yasakladığı için bırakman gerekir. Ahirette bir nasibi olması için. Yani Allah için dindar olarak, nefsi için dindar olan ayrılmıştır. Mesela dağ başında kalmış birisinin, açlığa sabrederek sırf ibadet etmesiyle müthiş bir sofranın başında sabredip ibadet edenin arasındaki farkı anlamak gerekir. Bunun arasında çünkü fark vardır. Birincisini yapanlar ikincisini belki hiç başaramazlar. Onun için dedim ya, ruhbanlıkla İslam'ın teslimiyeti arasında büyük fark vardır. Dünyadan, her şeyden, hayattan elini eteğini çekip kendini bir hapsederek yaşamanın ne anlamı var? Zaten Allah buyuracak, bunu biz onlara farz kılmadık. Kendileri kendilerine yazdırar, sonra da uymadılar diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için İslam muhterem kardeşler, bakın hayatın içerisinde, insanlarla bir arada yaşayarak Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamayı emrediyor. Zaten önemlisi burada imtihanın hikmeti de bu şekilde anlaşılması gerekir inşallah. Şimdi bu ayetle bağlantılı olarak avla alakalı, bakın ihramla alakalı yasaklama devam edecek 95. ayet-i kerimede. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la taqtulus sayda ve entum hurum. İhramlı iken avı öldürmeyin. Siz ihramlı iken avı öldürmeyin. Bu ihram umre için olur, hac için olur. İhramlı olduğunuzda sakın avı öldürmeyin. Avlanmayın. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. Kim onu, içinizden kim onu kasten öldürürse, ihramlıyken yine de avı yakalayıp öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi ona bir cezadır. Yani deve öldürdüyse deva, sığır öldürdüyse sığır, koyun öldürdüyse koyun. Bunu, buna Kabe'ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder. Yani o avın dengini onlar tayin ve takdir ederler. İşten anlayan iki kişi hükmeder. O da onun dengini Kabe'ye göndererek kurban ettirir. اَوْ كَفَّارَةٌ تَعَامُ مَسَاك۪ينَ اَوْ عَدْلُ ذَٰلِكِ الصِّيَامًا لِيَذُوقَ بَالِ اَمْرِهِ عَفَ اللّٰهُ عَمَّا سَلَفٍ. Veyahut da avlanmanın cezası fakirleri doyurmaktan ibaret bir kefarettir veyahut onun dengi bir oruç tutmaktır ta ki yasak av yapan işinin cezasını tatmış olsun.
Allah geçmişinizi affetmiştir. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ اُنْتِقَامُ Fakat kim tekrar işlerse, bu günahı tekrar yaparsa Allah da ondan intikam alır. Karşılığını alır. Bakın. فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهِ Allah ondan bunun karşılığını intikam alır. Allah hiç şüphesiz galiptir, azizdir ve intikam sahibidir. Öç alandır. Âmennâ ve saddaknâ ve buna muktedir olandır muhterem kardeşler. Dolayısıyla burada müminlere, Müslümanlara hakikaten Allah'a karşı nasıl davranmalarına yönelik çok önemli bir ilke vardır ayetin sonunda. Allah her yaptığınızdan haberdardır. Dolayısıyla yaptığınız tüm amelleri çok iyi düşünün. Allah'a hesabını verebileceğiniz amelleri yapın. Allah'a hesabını veremeyeceğiniz amelleri hayatınızdan çıkarın. Çünkü Allah intikam alandır. Luntikamdır. Dünyada belki bakarsınız ki bir mümin böyle düşünmez de haşa. Paçayı yırttım gibi görünürsünüz belki, fakat çok uzun bir zaman sonra belki dünyada cezalandırır. Ama en geç ahirette mutlaka cezalandırır. En büyük felaket de budur zaten. Şimdi ayet-i kerimede muhterem kardeşler, fazla fıkhına girmeden çok kısaca şunu söyleyip geçiyorum inşallah. İhramlıyken birisi av yaptı diyelim. Bir hayvanı öldürdü. Yasak olan bir durumda. Tabi burada öldürülmesi serbest bırakılmış. Yine bazı durumlar vardı ihramlıyken de. Yani işte bu haşerat olsun, yırtıcı, zarar verici hayvanları öldürmek ihramlıyken de serbesttir. Bunlar dışında. Fakat burada yasaklanmış olan işte sığır, deve, koyun vesaire öldürürse bunun dengin cinsinden bir tane kefaret verecek. Kabe'ye doğru giderken orada kestirecek. Oradaki olanlar için. İkincisi, fakirleri doyurması gerekir. Burada ölçü biraz hakikaten fıkhi detay bir mesele. Ben oraya girmeyeceğim. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde bunu, fakihlerin bu olayları tefsirinde Kurtubi de açıklamış. Diğerleri de vermiş. Razi'de de var. Diyor ki öldürdüğü av hayvanının kıymetinde yiyecek alınıp her fakire yaklaşık 3 kilo kadar bir sa' dağıtılır. Detay bir mesele. Başımıza böyle bir durum gelirse bunu konuşuruz. Şu anda aklımızda zaten tutamayacağımız için Allahu Alem biraz hızlı geçiyorum inşallah. Veyahut da oruç tutmaktır. Peki bu oruç ne kadar? Üç mezhep diyor ki bu oruç da eğer bu diğerini yapamadıysa, fakirleri doyuramadıysa, burada her sa' için, yani her 3 kilo vereceği bir yemek için ve hatta bir mal için bir gün oruç tutmaktır. Bu çok olabilir ha, dikkat edin. Bir deve karşılığı 3 kiloya bölerseniz bunu bu aylara tutabilir. Onun için İmam Azam ve Hanife biraz kolaylık getirmiş. O diyor ki her 2-3 kiloda bir. Yani yarıya düşürmüş cezayı. Ayetten o bu şekilde içtihat etmiş. Her halükarda cezası ağırdır. Onun için ihramlıyken bu mahrem bölgeye dikkat etmek gerekir ve avlanmak gibi hususta da hakikaten bayağı titiz davranmak gerekir muhterem kardeşler. Hatta ihramlıyken birisi bir hayvanı kesse, aklımızda bulunsun. Birisi bir hayvanı kesse, Hanefi ve Maliki mezhebine göre ne kendisi yiyebilir ne de başkası yiyebilir. Bu leş hükmündedir bu hayvan. O kadar ince bu olay. Murdardır yani. Ne kendisi yiyebilir ne de başkası yiyebilir. İmam Şafii diyor ki hayvan temizdir, suçu yok, fakat kendisi yiyemez. Başkaları yiyebilir. Dolayısıyla burada hakikaten anlamadım tam. İkram edebilir. Yani hediye edebilir. O anlamda. O kelimeyi kullandığımızı hatırlamadım ama demek söz hakkım içerisinde. Ha ihram. Ha tamam, ikram, ben öyle duydum. İhram, baştan söylemiştim kısaca. Biliyorsunuz harem bölgesine girildi, yani Kabe'nin etrafında bir harem bölge vardır. Buraya nereden girerseniz girin, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan, bu bölgeye girildiği anda mutlaka insanların ihrama girmeleri gerekir. Hac veya umre kastıyla gittiklerinde. İşte bu giyilen iki bezden ibaret bir giysidir. Bu anda bu elbise, yani veyahut da bu elbise değil, ihram içerisindeyken bu yasaklardan bahsediyor bu ayet-i kerimenin bölümünde. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِسْسَيَّارِ Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere, yani faydalanmanız için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Bakın burada mesele ayrıldı şimdi. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا Fakat ihramlı olduğunuz müddetçe kara avı size hala haram kılındı. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Ayetlerin sonu çok güzel muhterem kardeşler. Çok güzel ayetlerin sonu. Yani müminlerin o imanlarına, kalplerine öyle hitap ediyor ki, onun için benim bu ayetler hep aklımda, işte şu Enfal suresinde olsun, işte Zümer suresinde olsun ayetleri hatırlatıyor. Müminlere Allah'ın ayetleri anıldığında kalpleri titrer.
gibi ayetler var ya, bana bunu hatırlatıyor hemen. Çünkü ayetler öyle muazzam bir hitap ediyor ki, huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. İntikam sahibi Allah'tan korkun. Bu bir mümin için ne demek biliyor musunuz siz? İşte bir mümin için bu, kalbinin titremesi demek. Ayetin ifadesiyle. Onun için burada bir parantez açıldı. Balık ve benzeri şeyler, yani deniz avı, ihramlı veya ihramsız caizdir. Burada bir yasak yok. Allahu alem, burada müfessirlerden bazıları diyor ki hikmeti şudur. Denizde çünkü imkanlar, hakikat, insanlar çok zor durumda kalabilir. Karada serbestsin. İlla avlanıp yemene gerek yok. Sebze yersin, meyve yersin, bir şeyler yersin. Fakat denizde, geminin üzerinde imkanlar kısıtlıdır. Çok zor durumda kaldığın için belki hakikaten balık cinsinden avı yakalayıp yemen gerekir. Bakın Allah Celle Celaluhu bu inceliği açıp, fakat arkasından da yanlış anlaşılmasın diye وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْ دُمْحُرُمَا. Fakat ikramlıyken karada hala avlanmak yasaktır. Yani bu deniz yasağının kalkması orakinin kalkmasına işaret değildir. Estaizu billah. Bir iki ayet daha yapıp inşallah dersimizi sonra doğru getirelim muhterem kardeşler. Saati göz önünde bulunduruyorum her zaman. 97. Estaizu billah. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدِ. Allah Celle Celaluhu Kabe'yi, o saygıya layık evi, Kabe'yi, haram ayı, hac kurbanını ve kurbanın boynuna asılan gerdanlıkları maddi ve manevi yönlerden insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Böyle söyleyelim. Kıyam imkanı kıldı. ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsinin bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu sizin de anlayıp bilmeniz içindir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kullara yaptığı lütfuna bir bakın Allah'ın diyor ayet-i kerime. O kadar isyanlarına rağmen, o kadar inkarlarına rağmen Allah onlara yine de bu kadar lütuf ve ikramda bulunmuştur. Burada ayet-i kerimede anlatan lütuf ve ikram nedir muhterem kardeşler? Bu ayet-i kerimenin bu bölümünde anlatan lütuf ve ikram, Kabe ve haram aylardan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü hakikaten Kabe insanların din ve dünya işlerini yürütebilmeleri için bir fayda sağlama ve maişet temin etme yeri kılınmıştır Allah tarafından. Koruyan oraya girip emniyet altına girer. Korkan oraya girdim emniyet altına girer. Düşman dahi oraya girdim emniyet altına girer. Oraya giden tüccarlar otomatikmen zenginleşir, rızıkları temin edilir. Hacı ve umreye gitmek isteyenler ne yapar? Onlar da manevi ikramdan istifade etmek için oraya gider. Böyle muazzam bir yer. Peki bu muazzam yere bu kadar şerefi kim verdi? Kuddus olan Allah verdi. Çünkü bir yeri, bir şeyi şereflendirme, onu yüceltme sadece Allah'a mahsustur. El-Kuddus sıfatının bir sonucudur bu. Başkaları da bir yerleri çok şereflendirmeye, yüceltmeye çalışır fakat beceremezler bunu. Ebrehe meselesini biliyorsunuz. Beceremediler. Fakat Allah Celle Celaluhu El-Kuddus olduğu için çok böyle hiçbir şeye, yani dünya gözüyle bakıldığında dört köşelik bir kara taş parçasını öyle bir hale getirir ki yerde insanlar, gökte melekler tavaf eder ahirete kadar. İşte böyle bir kıyam kıldı sizin için diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de haram aylarını. Yani bu haram aylarının işte Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayları, haram aylar biliyorsunuz. Bu aylarda savaş olmadığı için belinizi doğrultma, nefes alma, kendinize gelme fırsatı kıldı. Bunları Allah onun gücünü anlayasanız diye size anlatıyor diyor ayet-i kerimede. Biz bunu bugün bütün bize verilen imkanlara da çoğaltabiliriz, aktarabiliriz muhterem kardeşler. Bize o kadar imkanlar sunmuş ki Rabbimiz. Bize o kadar nimetler vermiş ki Rabbimiz, hakikaten farkında değiliz. Farkında olmadığımız için de bazıları Allah'a karşı şükrümüzü unutuyoruz muhterem kardeşler. Bazıları Allah'a karşı şükrümüzü unutuyoruz. Hakikaten çok korkunç nimete gark olmuşuz. Aslında bizim de en büyük felaketimiz budur aynı zamanda. Bunu da demiş olayım. Özellikle bu Avrupa ülkelerinde yaşayan veyahut da kalkınmış ülkelerde yaşayan Müslümanların en büyük felaketi budur. Bu nimetlerin içine o kadar dalmışız ki yaratanı unutmuşuz. Görevlerimizi unutmuşuz. Sorumluluklarımızı unutmuşuz. Vallahi unutmuşuz, billahi unutmuşuz. İlle de Yahudi gelip 1000-2000 tane masum, çoluk, çocuk, kadın katletmesi gerekiyor ki sorumluluklarımızı hatırlayalım. Azıcık. Biraz para filan gönderelim. Ondan önce
3 sene boyunca, 2-3 sene boyunca aynı Müslümanlara karşı korkunç ambargo devam ederken neredeydik? Kim düşünüyordu Gazze'yi? Neredeydi medya? Neredeydi insanlar? Gazze daha hiç yokken Afganistan habire, bugün aynısı gibi belki Gazze'den daha felaket, bombardıman altındayken nerede Müslümanlar? Irak'ta nerede Müslümanlar? Pakistan'da nerede Müslümanlar? Guantanamo'da nerede Müslümanlar? Vesaire vesaire. Nimetlere gark olmuş olmanın maalesef felaketlerinden bazıları bunlar. Sorumluluklarımızı unutmak, görevlerimizi unutmak çok tehlikeli bir şey. Allah muhafaza buyursun muhterem kardeşler. Öyle diyordu Peygamber aleyhisselam bir sahabiye. Fakirlikten, fukaralıktan yandı, yakındı. Çok felaket durumu vardı. Uzun bir hikayesi var. Vaktimi aşmasın diye anlatmayacağım hikayesinin uzunluğunu. Sonunda Peygamber aleyhisselamın ona dediği cümle çok önemliydi. Biraz ona verdi Peygamberimiz. Hakikaten gitti kendisine ailesine bir şeyler yaptı geldi. Sonunda ona Peygamberimiz dedi ki, ah dedi, ismi aklıma gelmiş onu sahabenin. Şu günlerinizi unutmayın dedi. Öyle günler gelecek ki dedi Peygamberimiz aleyhisselam, nimete gark olacaksınız. Fakat bu sizin için hiç iyi olmayacak dedi. Bu sizin için hiç iyi olmayacak dedi Peygamberimiz. Hakikaten öyle oldu muhterem kardeşler. Bunun en acı terennümlerini biz bu ülkelerde yaşayan Müslümanlar hakikaten söyleyebiliriz muhterem kardeşler. İ'lemû ennallâhe şedîdül ikâb. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çok şetindir. Şiddetlidir. Ve ennallâhe gafûrun rahîm. Fakat Allah'ın bağışlaması ve esirgermesi de sınırsızdır. Muazzam bir ayet-i kerime. Maide suresi 98. Unutmayın ve iyi bilin ki Allah'ın azabı çok dehşettir ve şiddetlidir. Fakat o sınırsız bağışlayan ve esirgeyendir. Dengeyi sağlayın yani, sakın ha. Sakın ha, şeytan sizi fazla onun affına sığındırarak, böyle kandırarak dünyaya meylettirmesin. Ama aynı zamanda ümitsizliğe de sakın kapılmayın. Dengeli olun. Unutmayın ki hardal tanesi dahi olsa Allah teraziye koyacaktır. İşte yatsı namazında okuduk değil mi? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görecek. Burası çok sevindiriyor bizi değil mi? Çünkü biz çok az iyilik yapıyoruz ya Rabbi. Namazımızı bile beceremiyoruz. İbadetlerimizi bile beceremiyoruz. Onun için burada çok ümitleniyoruz. Zerre miktarını bile koyacağım diyor Allah. Karşılığını göreceksiniz. Fakat azmayın, şımarmayın hemen. مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre miktarı şerri de koyacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Sizin hiç belki aklınıza takılmayan, çok küçük gördüğünüz fakat Allah katında çok büyük olan bazı günahlar vardır belki. Allah'ın hiç hoşuna gitmeyen o anda bazı meseleler vardır belki. Bunları da getireceğim diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için unutmayın ki Allah hem cezalandıran hem de affedendir. İnşallah böyle bir dengeyi sağlamayı nasip eylesin Rabbimiz bizlere hayatımızda. Ma alel rasul illel belâh. Resule düşen ise vazife ancak duyurmaktır, tebliğ etmektir. Vallahu ya'lemu ma tubdûne ve ma tektumûn. Allah açıkladığınız şeyleri de, gizlediğiniz şeyleri de mutlak manada bilir. Ve bildiği için sizin karşınıza bunları çıkaracaktır muhterem kardeşler. Son ayetimizi okuyalım inşallah. Vaktimiz doldu. Öylece bitirelim. Bir iki ayet daha gidecektim fakat vaktimizi bitirerek konsantre azalmadan bir ayette okuyup dersimizi bitirelim inşallah. 100. ayet-i kerime. 100. ayet-i kerime de aynı zamanda bizim için hakikaten önemli bir ilkeyi ve manayı içeren bir ayet-i kerime. Hep beraber Rabbimizin mübarek sözüne, kelamına lebbeyk ya Rabbi, buyur ya Rabbi diyerek kulak veriyoruz inşallah. Kul de ki la yestevil habithu ve tayyibu وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ. De ki, hitap Peygamber aleyhisselatü vesselama, fakat konuşma kabiliyeti olan okuyan herkese deyin ki, dinleyenlere, pis ve kötü, güzelle pis, tayyiple habith asla bir değildir. Hatta pis ve kötünün çokluğu tuhafına dahi gitse veya hoşuna gitse de bu böyledir diyor Allah Celle Celaluhu. فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Öyleyse ey akıl sahipleri Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa erişesiniz diyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. Bizim için önemli bir ilke getiriyor bu ayet-i kerime. Müminin dünyaya bakış açısını çerçeve haline getiren, yönlendiren bir ayet-i kerime. Çünkü muhterem kardeşler dünyada birçok zaman özellikle bugün pis olanlar temizden fazladır. Çoğunlukla da öyle olmuştur. Bakın
Cahiller bilginlerden fazladır değil mi her zaman? Bakın, kafirler Müslümanlardan fazladır değil mi? Öyle değil mi muhterem kardeşler? Bakın, günahkar olanlar günahsız olanlardan her zaman daha fazladır. Onun için Allah burada öyle buyuruyor. Haram olan mesela yiyecek içecek çapını alırsak yukarıdaki ayetlerle bağlantılı, haram olanı yiyemeyip içemeyeceğimiz şeyler temiz olanlardan çok daha fazladır. Fakat Allah buyuruyor ki وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يسِ. Hoşunuza gitse de böyledir. Hoşunuza gider belki bazıları çokluğu. Bakarsınız, taaccüp edersiniz. Vay be! Ne kadar kalabalık, ne kadar çok, ne kadar güçlü dersiniz. Fakat bir avuç Müslüman gelir ve size kıyamda durmayı öğretir. Ve size gösterir ki çokluk değilmiş önemli olan. Bir avuç, ellerinde ilkel böyle bazı şeyler dahi olsa yıkılmazmışlar meğerim. Demek ki iman gücü bambaşka bir şeymiş. Onun için bu ayet-i kerimede kötü iyiden daha çok bulunur. Bazı kimseler kemiyetten yani nicelikten daha çok memnun olurlar. Çokluktan daha çok memnun olurlar ve ondan dolayı haram, helal, iyi, kötü sınırı tanımadan niceliğe değil de niteliğe değil de niceliğe bakarak meylederler. Ve hakikaten nereden gelirse gelsin fark etmez. Yeter ki elimde bulunsun düşüncesiyle devam ederler. Bu tüm alanlarda böyledir. Bazıları bakar işte ya tamam güzel adamlar İslam'ı iyi yaşıyor der ama 15-20 kişi der. Ne yapayım ki onların arasında? Hatta bir sürü bana görev de düşer oraya gidersem der. Bana görev verir çünkü az adam. Az adamın arasında gidersem bana da görev verirler der. Ben en iyisi çok böyle kalabalık binlerce olanın yere gideyim. İçinde hatalar da dahi olsa orada gezineyim. Orada bana ne fazla görev düşer, ne fazla maddi yardım vermem gerekir vesaire vesaire. Allah da buyuruyor ki bu noktada niceliğe bakmayın. İslam'ın bakış açısı niceliğe değildir, niteliğedir. Kemmiyete bakmaz, keyfiyete bakar, kaliteye bakar İslam. Çünkü kötü olanlar devamlı daha çok olacaktır. Fakat siz ona talip olmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Siz az da olsa helal, temiz ve düzgün olana talip olun. Bu çok önemli bir ilkedir bizim için muhterem kardeşler. Hayatımızda her alanda tatbik edebileceğimiz. Tabii ki haram yola gidersen çok para kazanırsın birçok zaman değil mi? Ama Allah buyuruyor ki siz ona talip olmayın. Hoşunuza dahi gitse. Siz temiz helal olana talip olun. Onun onda biri, yüzde biri dahi olsa. Onu Allah bereketlendirir çünkü. Tüm alanlarda çoğaltın inşallah bunu. Rabbim bizlere bunun şuuruna varabilmeyi, bu ayetlerin şuuruna varabilmeyi, anlamayı, kavramayı ve yaşamayı nasip eylesin inşallah muhterem kardeşler. Bugünkü dersimiz inşallah 100. ayetle burada noktalıyorum biiznillahü teala. Dersimizle alakalı sormak istediğiniz hususlar varsa sorabilirsiniz. Bacılarımız da her zaman ilan ediyoruz. Sorular varsa yazılı olarak bize aktarabilirler.